Nur Devran torunlarından biriyim. 8 çocuğu vardı. Ben Süveyda Baykal'ın oğluyum. Bu oturduğum koltuk dedemin koltuğu. Arkasında Nuri Demirağa diye de yazar. Bu yazıhane dedemin kullandığı yazıhanelerden bir tanesi, en iyisi değil. Bu kütüphaneler uçak fabrikasının küçük kütüphaneleri ve arkamdaki çizim masası Yeşilköy Havaalanı'ndaki çizim masalarından bir tanesi. Demirağ, Cumhuriyet döneminin bence en önemli müteşebbislerinden, iş adamlarından birisidir. Bu büyük servetini, ülkeden kazandığı servetini hiçbir iş adamımızın girmeye cesaret edemediği bir alanda yatırım yaparak ve kendisini risk ederek bir yatırımı gerçekleştirmiş. Ama uygun zamanda olmadığından veya başka sebeplerden bu cesaretinin bedelini çok ağır ödemiştir. Fakat asıl burada kaybeden Nuri Demirağ'ın şahsı değil, bu ülkedir. Dedem Rüştiye'yi bitiriyor. Rüştiye'yi bitirdikten sonra Ziraat Bankası'na giriyor. Ziraat Bankası'ndan birkaç şube değiştirdikten sonra İstanbul'a geliyor. İstanbul'da bu arada dışarıdan idadiyi, yani liseyi bitiriyor. Müfettiş oluyor. İstanbul'un işgali sırasında azınlıkların ve yabancıların davranışı onu rahatsız ediyor ve memuriyet, bu noktadan sonra memuriyet yapamam diyor ve ticarete atılıyor. Sigara kağıdı ticaretine giriyor. Oradan ufak bir para kazanıyor. Birkaç işe daha girdikten sonra, ondan sonra demiryolu işine girdiği vakit kardeşini, belediyede çalışan kardeşini yanına alıyor ve Sait Kozol gibi akrabalarından ödünç alıyor ve bunu sermaye yapıp işe başlıyorlar. Nuri Bey'in 71 yıllık yaşamını ikiye ayırmamız gerekiyor. İlk 35 yılı, son 35 yılı. Bizi asıl ilgilendiren Divriği'deki ailesiyle olan çocukluğu, gençliği dönemleri falandan çok son 35 yılı bizi ilgilendiriyor. Yani Nuri Demirağ olarak ortaya çıkışı o 1922'den 1957'ye kadar olan ikinci dönem 35 yıldır. Türkiye'nin kalkınmasına dönük demir yolları yapımındaki kardeşi Naci Bey ile beraber yürüttükleri o heyecanlı büyük çalışma azmidir. O fevkalade bir şeydir. Yani Cumhuriyet ideolojisine diyebiliriz ki Demirağ kardeşler kadar inançla hizmet eden bir başka iki kişi veya bir kişi bulamayız o dönemde. Çok büyük bir harekettir o. Nuri Bey kardeşiyle birlikte bu hizmet, bu demiryolu müteahhitliğinden yüz akıyla çıkan bir insan. Ve bunun karşılığında da büyük bir servet sahibi olmuş. Mendifer politikası diye geçiyor. Atatürk'ün çizdiği bir politikadır. Özellikle dedemin önayak olduğu müteşebbisler grubu başlamıştır. Fakat bunu mecliste savunma mecburiyeti daima İsmet İnönü'ye düşmüştür. Çünkü ne kadar uygun fiyatta yapılsa dahi şmendifer politikası pahalı bir politikadır. Bir taraftan Sivas Erzurum Demiryolu, bir taraftan Sivas Samsun Demiryolu daha önce yapmış. Karabük Fabrikası, Sivas Çimento Fabrikası, Merinos Fabrikası, İstanbul Hali, Ankara'da bakanlık binaları, Ankara Garı çok büyük eserleri çok kısa zaman içerisinde başarmış. Büyük bir organizasyonu idare edebilmiştir. Sivas Erzurum demiryolu hattında bir seyahat yapmak ve bu tünelleri yerinde görmek, bugünün teknolojisinde bile yapılan işin büyüklüğünü görmeye yetiyor. Zannediyorum 1012 kilometre mi, 1100 kilometre mi kadar bir yol yapmışlar. Şimdi o yollar aradan geçen 70 yıldan fazla bir zaman geçti. Bütün tünelleri, bütün köprüleri, bütün hatları olduğu gibi duruyor. Büyük dedemin adı Mehmet. Onun oğlunun adı Ahmet. Ahmet'in oğlu Seyit. Seyit'in oğlu da ben, Cemil Demirkale.
çok eski bu sanat bize, inşaat ustalığı. O tünellerin delindiği zaman onları seyrettik, tünellerin delinmelerini, köprülerin yapımını. O demir yolu inşaatı bir seferberlik gibi inşaatıydı. Bir ucu Çatınkaya'da, bir ucu Kemak'ta. Hiç durma yok. Her tünelin, her köprünün, her menfezin müteahhitleri ayrı ayrı, kontrolları, taşeronları. Her ustanın başında bir kontrol dikiliyor. Hicaz demir yolunda Türk mühendisleri ve işçileri çalışmış, teknik elemanları çalışmıştır. Hicaz demir yolu bizim demir yolculuğumuzun adeta bir mektebidir. Bu mektepten yetişen insanları istihdam ederek iş gücünü de seferber edince Nuri Bey'in başarısı ortaya çıkıyor. Tüneller dinamitle açılıyordu. Dinamit, lağım delmeyle. Delik deliniyor taşa. Ölçülerine göre onların ustaları var, kontrolları müteahhitlerin. Onlar ölçü veriyorlar. Delikçiler lağımca onların isimleri. Matkabından delik delip derinliğine göre 50 santim, 1 metre, 2 metre, 2,5 metre derinlikte lağımlar deliniyor. O deliklere dinamitler doldurup ateşlenip patlatılıyor. Onları matkap denen aletleri var yuvarlak. 3 santim çapında. Bunların ağzı çelik. Matkabı tutuyor eliyle. Biri de elinde 5 kiloluk tokmağla onun üzerine vuruyor. O da bir taraftan matkabı döndüreye döneye vuruyor, dönüyor, vuruyor, dönüyor. O şekilde akşama kadar işte 2 tane delik dönerse bir usta yetiyor. Fakat lağımcı çok, bir tane deldi. En az 20-30 tane lağımcı var. Her biri bir yandan vurup deliyorlar, hazırlıyorlar. İçinden pasası kaşığı var, kaşığından çekiliyor. O toz, taş, toz onu ügüde ügüde deliyorlar. Onlar zor işidir kardeş. Nerede şimdi? Ondan sonra ateşlenir, dışarıya çıkar sayarlar. Eğer yanlışla sayarlarsa kaza olur. Efendim şimdi o yarmalarda işçiler bellerine ipten halatlarla bağlayıp o uçurumların üzerinde lağım vurup, tohmak vurup o yarmaları yardılar. Öyle kolaylığına yarılmadı o yarmalar. Toneller gibi aynen. İpine fırada uçmayalar. O atma boğazında, bu yana gel çat boğazı, çaltı tarafında. Bizim bu tarafta cürek boğazı. Hep isimleri var. O uçurumların üzerinde. Fakat yaptılar. Yılma yok. Yılmadılar, usanmadılar. Para bol. Devlet kimsenin bir kuruşuna tenezzül etmedi. Ve taşeronlar olsun, müteahhitler olsun. O konuda hiç kimsenin bir sesi çıkmadı. Şimdi Nuri Bey'in bu demir yolu yapımındaki olağanüstü çabası, servetini tüketecek kadar yıpranışı veya çırpınışı diyelim, halk arasında o zamanlar masallar, efsaneler anlatılmasına neden olmuş. Tıpkı Ferhad'ın şiirin için dağları yarması gibi Nuri Bey için de efsaneler anlatılır. Ustabaşıları bir gün demişler ki, beyefendi bu dağlar çok sarp, genç dağlar, yaramıyoruz, dinamit yetmiyor. İmkansız, yapmayın, etmeyin, buralar çok berbat, başka bir güzergah seçin de oradan götürelim falan filan. Cebinden bir lira çıkarmış Nuri Bey, bir altın lira yelek cebinden. O ustabaşına demiş ki, şu kadar taş parçasını böyle bir altına koparabiliyorsanız devam edin, merak etmeyin, para var, biz bu işi bitireceğiz demiş. Malum efsaneler kahramanlarla özdeştir. Yani kahramanınız olacak ki efsanesi de olsun. Veya bir efsane kurmacası için mutlaka kahramanınızın olması gerekiyor. Nuri Bey 1930'ların böyle bir efsane kahramanı olmuş yaptığı işlerle. Ama burada çalışan sayısının bir günde 27 bine kadar ulaştığını ve 22 kilometre uzunluğunda tüneller açıldığını
söyleyebiliriz. Tünellerin açılmasında insan zayiatı tabi oluyordu. Olmadık değil. Devlet 300 tane şarjlı kamyon almıştı Amerika'dan. Sivas Erzurum demiryolu hattı inşaatı için. Erzurum'a gidene kadar arabaların kökü bitti neredeyse. Devrilmeler, uçmalar, boğulmalar, suya düşmeler çok oldu o yol inşaatında. Tünellerin delinmesinde icabında farkında olamıyorlar. Bir taş düşüyor geçerken. Dinamit sarsıntısından elektrikler kalmış oluyor, görükmüyor. Gözden kaçmış. Tünelleri deldiler, iki başlı. Ortada birleştiler. Ortada da birleştikleri zaman ziyafet verirlerdi. Tren tünel aynaya vurdu. Kimin makabı karşı tarafa geçerse için. O da bahşiş alıydı tünelde. Tren. Bir de ziyafete gittik. Tünel aynaya vurdu dediler. Taşbaşı'nın tünelinde. Kurban kestiler. Cumhuriyet'in 10. yılında da işte o marşta da aksini bulan ifadedeki gibi ülkeyi 10 yılda ülkeyi demir ağlarla örmek. Bu gerçekten övünülecek bir şeydir. Ve bunu Cumhuriyet büyük bir özveriyle ve bütün kaynaklarını seferber ederek, yani daha önce yabancı şirketlerin sermayesi kullanılırken sonra iç borçlanmalar yoluyla bunu başarabilmiştir. Han Ocağı diye bir ocağımız var. Sultan Murat'ın hanı var orada da. Mühendisler ilk demiryolu inşaatı açıldığı zaman kontrol ediyorlar. Derhal ilk olarak o ocağı açtılar. Han Ocağı dediler adına. O ocakta 400 sene usta çalışıydı. Taşçısı, ustası, işçisi, amelesi 400 kişi o ocaktan. Atatürk tarafından kendilerine Demir Ağa soyadı verilmiş. Hem de o ünlü marşın içinde de geçen bir söz. ...36'da hemen. Ve malzeme de demiryolunun servis yoluyla beraber getirdi arabalarını. O zaman çimentonu arıyor, burada çimento yok, demir yok. O işi yapacak. O da zaten çimentoyla, demirle yapılan inşaat, beton alma inşaat. Yolla beraber okulda bitti, 38'de açıldı okul. Nuri Demirağ rahmetli, Türkiye'nin hemen hiçbir ilçesinde ortaokulu yokken Divir'de ortaokulu inşa ettirmiş. Gençlerimizin
okuması bu sayede sağlanmış. Divrilerin gönlünde büyük bir yeri vardır. Fakir ailelere, fakir çok çocuklu ailelere ya direkt yardım yapmıştır. Ve bunlarla ben karşılaştım ve bu insanlar müteşekkir olduklarını bildirdiler. Ve bunu yaparken de Alevi, Sünni herhangi bir şekilde bir ayrım da yapmamıştır. Çünkü dedemin insan olarak ayrım yapma gibi herhangi bir huyu yoktu. Ortaokulda talebelerin hepsine senelerce birer dahan elbise vereydin Nuri Bey. Fakirlere kalem, defter, yiyecek. Çok hizmeti var. Bu okulun öğrencilerine gerek giyim konusunda destek olurmuş, her birine aynı tip elbiseler gönderilmiş ve sene sonunda da tatilde de bunları almak suretiyle İstanbul'a götürür, orada uçaklarına bindirir ve yaptığı bir program dahilinde onları gezdirir, onların bilgilerinin, görgülerinin artmasına destek olurmuş. Divrik'teki okulun bir marşını hep söylerdi mırıldanı, ben ondan biliyorum. Bir kuşluk kanat verdin, yuvamıza tad verdin, ışığından ad verdin, sönmez nurun oğluyuz. Refah uzattın elin, gör hızını bu selin, dağıttığın emelin, arşa giden oğluyuz. Açtın unutulmaz iz, Kâbe'dir bu evimiz, yeşermek ödevimiz, sağ ol Demir Ağamız. Arkada görülen bina fabrikanın müştemilatından bir binaydı. Üst katında Divriği'den başarılı çocukları seçip getirirler ve yurt olarak kullanılırdı. Bunlar yaşına göre üniversite ve lise eğitimlerini burada sürdürürlerdi. Bir kere biz Divriği'de yetişenler, yani Divriği'li okumuşlar, Nuri Bey'i İrfan babamız olarak biliriz. Dolayısıyla bizim Nuri Bey'le anlatacağımız her şeyde biraz zaaf, subjektiflik mutlaka vardır. Nuri Bey